Ankara'dan hepinize güzel bir pazar günü, güzel bir hafta sonu diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz efendim. Bu hafta Başkent Kulisi'nin konuğu Tarım ve Orman Bakanı Doktor Bekir Pakdemirli. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hoş bulduk. İyi pazarlar olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yayın yaptığımız mekanla ilgili izleyicilerimizin mutlaka dikkatini de çekmiştir. Birkaç bilgi aktarayım müsaadenizle. Atatürk Orman Çiftliği Müze ve Sergi Salonu burası. 1925'te burası bu çiftlik, Atatürk Orman Çiftliği kurulmuş. Birçok faaliyetler yürütülmüş. Bu müzede de çiftliğin kurulduğu dönemlerden itibaren burada kullanılan bir takım tarım aygıtları, araçları, işte burada dirgen, efendime söyleyeyim tırpan, benim şu tabii kara saban, hemen bu tarafta arkadaşlar gösterebilirse, bu iş kara sabanla başlamış. Kara saban bir teknoloji olarak gündeme gelmiş o zaman, bir kanunu da çıkmış hatta. Sizin bakanlıktan danışman arkadaşlarınızın bana verdiği bilgiye göre. Şimdi gelinen noktada elektrikli traktörler artık kullanılıyor değil mi tarımda? Tabii yani her alanda olduğu gibi tarımda çok büyük bir evrim geçirmiş. Yani 100 yıl önce yaşadığımız toplumun konforuyla bugünkü konfor bir değil. Ayrıca 100 yıl önceki nüfusla da bugünkü nüfus bir değil. Yani 100 yıl evvel ekonomistlerden ve bu işin teorisyenlerinden biri olan Malthus demiş ki 100 yıl sonra nüfus geometrik artıyor, gıda tedariği olma ihtimali yok, tüm dünya aç kalacak demiş. Ama gelişen teknolojiler, mekanizasyon ve talebin de karşılanmasıyla ilgili ciddi bir müteşebbislik ruhuyla bugüne kadar tüm dünya aslında talebi de karşılamış. Bazı yerlerde açlık olmasına rağmen, bazı yerlerde de tabii fazlalık var. Bugün itibariyle dünyanın üretmiş olduğu, ürettiği ve tükettiği gıda ürünü aslında dengede ve bir miktarda da burada israfımız bolluk, var biliyorsunuz. Bolluk evet. Bile var. Evet. Bu anlamda. Şimdi tabii çok sorumuz var. Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı, gıda, hayvancılık sizin alanınıza giriyor. Yani 7'den 70'e her haneye giren konular var burada, sorularımız var ama ben şuradan başlamak istiyorum. Sizinle Tarım Bakanı sıfatıyla yapacağımız ilk program olduğu için biraz kendi yaklaşımınızı, vizyonunuzu tarımla ilgili olarak, yani mesela nasıl bir projeksiyonunuz var, nasıl bir vizyonunuz, hangi süre içinde ne tür hedefleriniz, biraz böyle genel başlıklar üzerinden başlayıp sonra açmak istiyorum konularımızı. Şimdi tabii şöyle genel bir perspektif çizelim. Türkiye nerede? Nereye gitmesi gerekiyor? Ve bununla ilgili neler yapılması gerekiyor? Aslında strateji ve vizyon dediğiniz budur. Türkiye bugün itibariyle yapısal bazı problemler olmasına rağmen tarımda başarılı olan bir ülkedir. Şöyle ki her alanda biz dünyada ilk 10'da olmayı hedefliyoruz değil mi? Türkiye dünyada 7. sırada tarımda. Toprak kaynakları olarak da 17. sıradayız. Bu Türkiye'nin kaynaklarını doğru kullandığını, doğru yönlendirdiğini gösteriyor. Aslında bir takım dezavantajlarımız var. Avrupa'daki ortalama bir işletme veya çiftlik büyüklüğüne göre 5-6'da bir bizim büyüklüklerimiz. İngiltere'nin 20'de biri. Ama buna rağmen Türk çiftçisi verilen de özellikle son 17 yılda verilen desteklerin ve tutarlı bir şekilde üreticiyi ve müstahsili desteklemeye devam eden tarım politikalarının sayesinde bir noktaya gelmiş. Dünyada 7. Bu kapasite anlamında. Avrupa'da da her zaman ya 1 ya 2. sıradayız. Bazen döviz kuruna göre 2. oluyoruz, bazen döviz kuruna göre 1. sırada oluyoruz. Fransa'yla da orada yarışıyoruz. Ama hep diyoruz ya Türkiye'nin mesela 2023 büyüklüklerinde hep dünyada ilk 10'a girelim. Tarım zaten dünyada ilk 10'da olan bir konu. Tabii ki problemlerimiz var mı? Elbette problemlerimiz var. Köyden kente göç var. Ondan sonra azalan gelir karşısında işte çiftçinin ne yapacağını bilmemesi gibi durumlar da zaman zaman ortaya çıkabiliyor ama bunların hepsini sistematik bir şekilde devletimiz, hükümetlerimiz bugüne kadar desteklemiş. Şimdi tabii bundan sonra önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl ne yapmak gerekiyor? Önümüzdeki 20 yılda şöyle bir ev ödevimiz var.
Dünyanın nüfusu 9 ila 10 milyar arasına yerleşecek ve 10 milyara yaklaşacak gibi gözüküyor. Türkiye'de 100 milyar ve 100 milyon sınırına dayanacak. Türkiye'nin 100 milyon sınırına dayandığı bir zamanda hem dünyada hem Türkiye'de %50-60 daha fazla gıda arzı yapmanız gerekiyor. İşte bugün itibariyle topraklarımız belli. Bunu nasıl arttıracaksınız? İşte burayı arttırmak için bir defa sulamayı devreye koymak lazım. Yani bizim önümüzde 2 milyon hektar daha sulamayı açmamız gereken alan var. Daha iyi bir optimizasyon gerekiyor. Yani optimizasyon, bu çok teknik bir tabirdir ama en basitinden şöyle söyleyeyim. 100 dönüm bir tarlanız var, çiftçisiniz. Bunun yarısı sulu, yarısı susuz. Bunun da bir kısmında ağaçlar var. Kalan kısmına ne ekmeliyim? Ne ekersem en fazla kar elde ederim. Türkiye artık bundan sonra buna kendini odaklamalı ve bu optimizasyonla ilgili çalışmamızı bakanlığın başından beri başladık ve şu an tamamlamak üzereyiz. Mevcut kapasiteyi daha verimli kullanmak. Bu bir mecburiyet değil ama destekler vasıtasıyla da üretici, çünkü eken biz değiliz, eken üretici. Evet. Üreticiyi yönlendirme konusunda biraz daha destekleri kullanıyor olacağız. Bugün itibariyle kullanmış olduğumuz ürün desenlerinin gelir tarafından da bir optimizasyon ve bakış açısıyla bir tekrar gözden geçiriyoruz ve su tarafından da bir optimizasyon. Yani birim sudan ne üretiyoruz? Yani mesela çeltik üretirken çok su harcıyoruz. Yani su kaynaklarının su kaynaklarının da optimize amaca uygun şekilde kullanılması. Çünkü bugün olan suyumuz 20 sene sonra bir miktar daha azalacak. Ondan sonraki 20 sene sonra biraz daha azalacak. İşte bir 50 yıllık, 100 yıllık perspektifle de bu işe bakmak gerekiyor. Tarım tabii ki Türkiye'de en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Yani futbol ne kadar konuşuluyorsa tarım o kadar konuşuluyor. Sebebi de şu. Her gün, günde 3 defa gidiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Bir şeyler boğazımızdan geçiyor ve karnımızdan geçiyor. Ve o yediklerimiz acaba sağlıklı mı diye soruyoruz. Hayat boyu bu bize lazım. O yüzden herkes her şekilde, her gün bu konuyu konuşuyor. Bu konu bu kadar çok konuşulurken de tabii ki ister istemez paydaşlar arasında siyasete de rant konusu oluyor. Ben tarımı stratejik bir vizyon olarak bir memleket meselesi, bir milli güvenlik meselesi olarak görüyorum. Bu anlamda günlük konulara bu işi çok fazla alet etmememiz lazım. Batı ne yapıyor? Batı ile örnek. 20 misli patates fiyatı arttı geçen sene Batı'da. Ama kimse patatesin fiyatını konuşmadı. Muhalefet partisi liderleri animasyonla çıkıp işte patates şu bu filan. Bunun üzerinden konuşmadı. Bu iş hakikaten çok ciddi bir iş. Patates teknik, 20 kat arttı Avrupa'da. 20 kat fiyatı arttı. Kimse sorgulamadı mı? Kimse bunu sorgulamadı. Çünkü biliyorlar ki bu iş tarım, havaya bağlı ve zaman zaman da bazı ürünlerde bazı krizler yaşanabilir. Yani en nihayetinde işte yağmura bağlı mesela. Son 45 gündür de yağmurlarımız çok iyi gitmiyor. Şimdi evet, aşağı yukarı geçen seneye göre %40 civarında bir azalma Kasım'ın var. Kasım'ın ikinci yarısına girdik ve hala yağış yok. Evet, yani bu yağış kötü haber oluyor. Yani kötü haber demeyelim, belki yağışlar gecikti diyelim. Bundan sonrasında iyi bir yağış rejimi bekliyoruz diyelim. Çünkü her zaman çiftçinin işi ertesi güne umutla bakmaktır. Yani ben de çiftçilikten gelen bir insan olarak her zaman derim ki ya biraz bugün yağmadı ama yarın yağacak. Bu şekilde umutla da götürmek gerekiyor. Ama zaman zaman da hava şartlarını ve bir takım şartlara, hastalıklar vesaire bir takım şartlara baktığınız zaman hasat istediğiniz miktarda, istediğiniz kalitede olmayabilir. Olmadığı dönemlerde de bazı emtiaların, bazı ürünlerin, bazı tarımsal ürünlerin fiyatları da yüksek olma ihtimali olabiliyor. Geçen yani, sene bunu özellikle bu dönemlerde ilkbahara kadar yoğun bir şekilde yaşadık. Tabii yani sebze meyvede mesela biraz yaşamamızın sebebi, meyvede çok problem yoktu ama sebzede yaşamamızın sebebi kışın tabii ki serada olacak. Ama seranın da bir ışık görmesi gerekiyor ve ışık miktarı azdı orada. Bilimsel olarak açıklaması buydu aslında. Ama her durumda bunun sorgulanması, insanların bununla ilgili soru sorması normal değil mi? Şimdi çarşıya gidiyor, 3 lira olan bir tarım ürünü bir hafta sonra 5 liraya çıkmış oluyor. Bunun arkasını dolduracak politikalara da ihtiyaç yok mu? Tabii ki. Yani işte o politikaları oluşturalım diye
15 yıldır toplanmayan Tarım Şurası'na topluyoruz. Ve herkes işte futbol kadar çok konuştuğu için dedik ki herkes konuşsun. Herkes konuşsun. Ondan sonra konuşmayan Türkiye'de kimse kalmasın. Çünkü ben 65 ili dolaştım. Ve illere gittiğim zaman herkesin bir fikri olduğunu gördüm. Konuşmalarımızı yaptık, sorularımızı sorduk, sektör toplantılarını yaptık, sektörü dinledik ama her zaman o koridorlarda yürürken biri yanıma geldi. Sayın Bakanım dedi, ya bir peçete kağıdına, ya bir A4 kağıdı ya da mükellef bir dosyayla ya tarımla ilgili benim de bir fikrim var, şöyle de bir projem var dedi. Türkiye'de bu işte de bir ortak aklı bulmamız gerektiğine inandığım için dedim ki Temmuz ayında biz Tarım Şurası'nın açılışını yapalım. Herkes döksün Kasım'a kadar, arkadaşlara. Kasım'a kadar herkes konuşsun. Kasım'da sonuç ne çıkıyorsa bizim de iş planımıza bu tavsiye kararları iş planımıza uyuyorsa hedef olsun. Hayır, biz bu tavsiye kararlarını da iş planımıza bir yön olarak alalım. Ve tarımla ilgili önümüzdeki 5 yıllık planı yapalım. Ama bu 5 yıllık planda önümüzdeki 25 yıla ışık tutsun. Ve böylelikle açılışını yaptık. 50 binden fazla muhtar, 81 ilde 200'den fazla toplantı, 7 bin kadar katılımcı ve toplamda 1 milyonun üzerinde saat, adam saat bir çalışma yaptık. Bu çalışmaların akabinde de yani devamında da işte son 3 gün boyunca 21 tane çalışma grubu şu ana kadar çalışmalarını tamamladılar. Yani anketse anket, bilimsel çalışmaysa bilimsel çalışma, sektör paydaşlarıyla görüşme ise görüşme. Bunların hepsini yapıldı. 21 tane çalışma grubu yaptı. Şimdi bu 21 çalışma grubu bu bulgularını son 3 gün boyunca gene sektörün paydaşlarıyla bir araya geliyorlar. Tekrar konuşuyorlar ve bunları bir sonuç raporu haline getiriyorlar. Bu sonuç raporunda yarın itibariyle biz açılışını yapacağız tekrar Tarım Şurası'nın. Perşembe günü de külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde kapanış toplantısı gerçekleşecek. Kapanışta da Sayın Cumhurbaşkanımız özet olarak açıklayacak. Bunun sonuçlarını açıklayacak. Biz de bu sonuçları bir ev ödevi olarak aldık ve bundan sonra da bu tavsiye kararlarına uyarak tarımı yönlendireceğiz. Ve bu bizim bir yol haritamız olacak. Tarımdaki yol haritamız bu olacak. Biraz da şey mi sağlayacak? Hani artık herkes konuşsun, eteklerindeki taşı döksün ama bırakın biz de işimizi yapalım bundan sonra artık. Yani biz burada bu dediğiniz değil ama bir ortak aklı bulmayla ilgili bir şeyimiz var. Çünkü bizim sektörde de hem her şey değişsin der herkes ama bir şeyi değiştirmeye kalktığınızda da ya niye değişiyor filan deme şeyimiz var, potansiyelimiz var. Şu an bir ortak akılla çıkan yani bayağı bir sonuç var orada. O sonuçların da akabinde de biz yolumuza devam edeceğiz. Peki şimdi tabii zor bir alan gerçekten. Yani bir tarafta diyorsunuz dünyada 7. sıradayız. Avrupa'da 1-2 gidip geliyoruz. Ama bir taraftan işte tarım çok berbat durumda. Tarım yerlerde sürünüyor. Saman ithal ediyoruz. Yani memleket öyle bir noktaya geldi ki kendi samanımızı bile yetiştiremiyoruz. Un ithal ediyoruz. Memleket nereden nereye geldi? Tarım iflas et. Böyle bir jargon. Un ithalatçısı değiliz. Böyle bir jargon var. Un ithalatçısı değiliz. Buğday ithalatı. Saman ithalatçısı da değiliz. Bunların tabii şu var. İşte siyaset ve günlük siyasete bu işler ama şey yapılıyor. Bir tahrik edici bir taraf olduğu için. Öyle mi? Bakın herkesin beğendiği bir Hollanda rüyası vardır. Her zaman önümüze onu koyarlar. Doğru. Başarılıdır. 20 milyar dolar hasılası vardır. Bizim 44 milyar dolar hasılamız var. Tabii ki toprakları küçük filan. Hollanda'nın 100 milyar dolar ihracatı vardır. Yani Hollanda aldığını satan bir ülkedir. Yani 100 milyar dolar, 20 milyar dolar hasıla, 100 milyar dolar tarımsal ihracatı vardır. Demek ki 80 milyar dolar ithalat yapıyor. Şimdi ithalatı da kontrollü olduğu sürece çok negatif de görmemek gerekiyor. Yani Türkiye 18 milyar dolar ihracatı, 12 milyar dolar ithalatı olan bir ülkedir. Her ürünü
Türkiye'de illa üreteceksiniz diye bir şey yok. Mesela soya fasulyesini ben Türkiye'de üretmeyi doğru bulmuyorum. Yani sizin kaynaklarınız o üretime uygunsa o üretimi üzerinde durmanız gerekiyor ve neleri üretebiliyorsanız onların üzerinde biraz daha durmanız gerekiyor. Hı. Şimdi buğday aşağı yukarı Türkiye'de 20 milyon ton üretilir, 19 milyon ton tüketilir. 5-10 yıllık ortalaması budur. Yani Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan bir ülkedir. Türkiye peki ortalama 5 milyon ton buğday neden ithal eder? Bizim un fabrikalarımız, makarna fabrikalarımız boş mu kalsın? Bu ithal ettiğimizin 1,5-2 mislini katma değerli biz yurt dışına ihraç ediyoruz. Makarna da dünyada ikinci ve birinciyiz yani zaman zaman. Oralarda kullanılıyor bu. Makarna da. Evet. Tabii. Yani hangi demir perde ülkesindeyiz ki yani herhangi bir konuda ithalat olmasın. İhtiyaç varsa ithal etsin, sanayicide bir gelişim sağlasın. Bakın bugün muzla ilgili ithalat kötüdür deniyor ama muzla ilgili rahmetli Özal zamanla muz ithalatı yaptı. O zaman Türkiye'de biz parmağımızın büyüklüğünü geçmeyen muzları yiyorduk. Çok tartışılmıştı. Bugün Türkiye muzda ihracatçı konuma gelmek üzere 1 yıl, 2 yıl sonra. Yani bu da başa kontrollü olduğu sürece, üreticiyi koruduğunuz sürece ithalat yapmakta önemli bir sakınca yok ama kontrollü olacak. Yani biz Toprak Mahsulleri Ofisi olarak zaman zaman ithalat yapıyoruz ama ben bakan olduğum sürece hasat döneminde asla Toprak Mahsulleri Ofisi ithalat yapmaz, yapamaz da. Buna da müsaade etmeyiz. Çünkü bizim birinci görevimiz üreticiyi korumak. Tüketiciyi kollamak gibi ikinci bir görevimiz var, ikincil görevimiz var. Ama birinci görevimiz üreticiyi korumak, üreticinin yanında olmak, üretici dostu politikalar üretmek. Ve nitekim yani eskiden 20 sene kadar önce destek diye bir şey yoktu Türkiye'de. Destekler Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde geldi. Çiftçi ne mazot desteyebilirdi, ne gübre desteyebilirdi, ne başka bir şey. Ben 50 yıldır çiftçilik yapan bir aileden geliyorum. Hiçbiri yoktu. Ha regülatif kuruluşlar fiyat açıklardı. Şimdi hem destekler var, bu sene 22 milyar lira destek var. Hem de regülatif kuruluşlar olarak biz zaman zaman piyasaya giriyoruz ve piyasayı regüle ediyoruz. Bakın geçen yılki ekonomik koşullarda çiftçi bir kararsızlık yaşadı. Ve buğday ve arpa dikmeyeceğim dedi. Ben gittim il il dolaştım, dedim ki buğday arpayı dikin. 5 kuruşunuzu 10 kuruşa çıkartıyoruz. Prim desteğinizi, gübre desteğinizi de 4 liradan dekarda 8 liraya çıkartıyoruz dedik. Ve Türkiye kendi kendine yetecek kadar buğdayına sahip oldu. Ve şu sözü verdim. Dedim ki dünya piyasalarındaki fiyatta ben Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ürünlerinizi alacağım. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız destek verdi ve sözümüzü tuttuk. Dünya piyasalarından hatta bir miktarda yüksek fiyatta çiftçimizi memnun ettik. Fındıkta memnun ettik, üzümde memnun ettik, incirde memnun ettik ve bunların hepsine girdik. Ve bu regülatif kuruluşlar eskiden de komple bir zayiat yazarlardı. Şimdi zayiat da yok. Yani biz bu yapmış olduğumuz işlemlerden zarar da etmiyoruz. Ne incirden zarar ediyoruz, ne fındıktan zarar ediyoruz. Bunu hem zarar etmeden hem de üreticinin de alnının terini hak ettiği şekilde almasını sağlıyoruz. Fındıkta bu sene biz girdik mesela 16 lira fiyat açıkladık. Biz açıklamasaydık belki 14'ler civarında kalacaktı. Benim hesabıma göre Türkiye'nin bilançosu, yani bu da aynı zamanda üreticinin cebi demek. Müstahsil ortalamada bugün toplamda 1,5 milyar lira daha fazla cebine para girdi. Tamamen ihraç ürünü. 16 lira olunca öyle mi? Tabii tamamen ihraç ürünü. Yani her zaman üretici dostu politikalar ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz. Süt fiyatı 2,30 lira bugün. Muhalefet istediği, çok düşmüştü bir ara. İstediği kadar eleştirsin. Tüm sektörün anlaştığı bir rakam vardır. 1 kilo yem 1,30 kilo. 1,30 kilo yem 1 kilo süt. Ama şu an 1,5 kilo çok zor durumda. Şu an 1,5 kilo karşılığını ödüyorum. Bakın sektörün tüm paydaşlarının anlaştığı bir rakam var. Şu an 1,30 tamamken ben şu an 1,5'a kadar çıktım burada. Yani bunların hepsi üretici dostudur.
gerçekten ben bu işten memnun değilim diyen süt üreticisi yok. Siz insanların söylediğine bakmayın. Hayat boyu tarımın tesisiyle ilgilenmemiş ama klavyelerin başındaki silahşörlerin yazdıklarına bakmayın siz. Yani bugün itibariyle sütte herhangi bir problem kalmamıştır Türkiye'de. Peki bu hayvancılık şeyine meselesine de geleceğim. Evet. Et ithalatıyla ilgili bir takım açıklamalarınız da oldu. Bu teşviklerle ilgili hani ürün bazlı, arsa, arazi bazlı bir takım o tartışmalar da yapıldı. Hmm. Hani ne kadar verimli oluyor geri dönüşleri. O öyle tartışmalara şimdi, da çok tanıklık ediyoruz. Şimdi benim şuradan tabii desteklerle ilgili de bir beklentim var. Tahmin ediyorum. İlk bulgulara göre de yani desteklerle ilgili bir revize beklentisi var şuranda. Bununla ilgili gerekli çalışmaları da yapacağız. Ama tabii ki yani alan bazlı destekler ve ürüne veren desteklerin hangisinin daha verimli olduğu ondan sonra... Ya devleti dolandıranlar da oluyor. Şimdi şu var, ürüne gittiğiniz zaman da şu yapılabiliyor. Çünkü yani tarımda kayıt altına almak biraz zor olduğu için... adam diyor ki ya ben 1000 kilo zeytin ürettim diyor. Buna göre bana teşvik verdi. Halbuki 500 kilo üretmiş oluyor. Hmm. Yani her bir ağacın altında bir kamu görevlisini bulundurup elinde bir tartıyla bunu ölçemediğiniz için piyasada müşterinin talebini karşılamaya yatkın olduğu için müstahsil ona göre kesi veriyor. Bu defa ürün bazlı destekleri çok yüklendiğiniz zaman da bu, başka bir dolandırıcılık hikayesi çıkabilir. Dolandırıcılık demeyelim. Hayır, buna çok kötü olanlar için buna çok yüklendiğiniz yani. Zaman belki daha fazla destek veriyorsunuz. Sonuçta desteklerden aldığı pay bir tarafa. Diğer tarafta da bizim bakanlığın planlamayla ilgili hesabı tutmamaya başlıyor. Çünkü reel rakam farklı, fiiliyat farklı olabiliyor. Yani o yüzden alan bazlı destekler ve ürün bazlı destekleri de belli bir denge içerisinde korumak gerektiğine inanıyorum. İşin içine ve hesabına girince bu biraz daha böyle çıkıyor. Evet. Peki şimdi bir ıspanak haberleri çıkmıştı geçtiğimiz hafta içinde. Bu tür haberler pek görmüyorduk. Yani ıspanaktan zehirlenme, sonra yabancı otlar, bitkilerin karıştığı falan söylendi ama bu nedir? Bu yani bu ürünlerde kullanılan kimyasallarla ilgili mi bir sorun var? İşte aşılama, ilaçlama bunlardan kaynaklı bir sağlık problemi üreten sorunlarla mı karşı karşıyayız? Şimdi biz nitrat ve nitrit kalıntısı yönden baktık. Hiçbir bulguya rastlanmadı. Yani bunları yaptırdığımız yerler. Ne demek bu? Akredite. Yani bu iş bir ilaç kalıntısı, zirai ilaç kalıntısı değil. Peki ne? İstanbul İl Müdürümüz o günlerde gerekli açıklamaları yaptı. Analizlerde yabani otlara rastlandı. Atropin ve skopalamin diye bir madde var. Analizlerde bunlara rastlandı. Bu yabani otlar ıspanağın arasına giriyor. Aslında şöyle de bir şey var. O tarlaya zirai ilaç atılmadığı için üreyen yabani otlar var. Ama bunlar toplanırken ayıklanması gereken ve müşteriye gitmemesi gereken otlar. Gerçi şu var, ıspanağı bilen hanımlar bilirler. Yani ıspanağın yapılmadan önce ayıklanması gerektir yabancı otları. Yani bilen biliyor. Tabii, yani ben temizlik her durumda lazım. Dün bir gazeteci ekiple toplandım İstanbul'da, fotoğraflarını gösterdim. Dedi ki ben şu otları ayıklarım, bunları tutarım ve yemeğimi böyle yaparım. Yani ıspanak yapmayı bilen aslında biliyor ama tabii ki tarladan tüketicinin ağzına yani karnına giden yolda her yolda aslında bizim mutlaka bu işlere çok sıkı sarılıyor olmamız lazım. Ama şunu da unutmayalım, böyle olaylar geçmişte de olmuş. Yani ben şeylerden bakıyorum, bilimsel araştırmalardan, makalelerden bakıyorum. Geçmişte de olabiliyor. Bu biraz da bizim en başta tabii çiftçimizin eğitimli olup, çünkü tüketicinin gıda okur yazarlığının bu kadar yüksek olmasını beklememiz lazım. En başta çiftçinin biraz daha eğitimli olup neyi piyasaya arz edeceğini mutlaka şey yapmamız lazım veya bu miktarda bir yabani otun bu işin içerisinde olmaması gerektiğini bilmesi lazım. Çünkü ortalama bu maddelerin atropin ve skopolamin insan vücudunu zehirleyebilme potansiyelinin 40 misli potansiyeli var sadece otlarda.
sadece 40 misli potansiyeli var ama tabii ki şu var, Türkiye'de bir bilgi kirliliği de var. O otları gelen, iyi olur diye yemeği atanlar da olmuş mesela. Önüne gelen sadece kendi şöhreti, ondan sonra kendi pazarladığı ürünleri daha iyi pazarlayabilmek için her konuda bilimsel olmadan ve konuları olmadan yorum yapmaktan imtina etmiyorlar. Bu konuyla ilgili de bir yasa tasarısı çalışıyoruz. Bundan sonra biri bir yorum yaptı mı, herkes yorum yapar. Arkadaş gel bakalım, bunun ispatı nerede? Anlat bakalım. Toplumu yanlış mı yönlendirdin, doğru mu yönlendirdin? İspatını koy ortaya. Deme şansınız ve lüksünüz olacak. Müeyyidesi ne olacak bunun? Böyle yani işte müeyyidesini çalışıyoruz, yani yasa tasarısı. Biz bunu şeyle de gerekli hem külliye hem parti hem de mecliste de konuşuyor olacağız. Ama bu yasa tasarısına bana göre Türkiye'nin ihtiyacı var. Çünkü kimsenin toplumu yanlış yönlendirmeye, kendi amaçları ve kendi rantı doğrultusunda kusura bakmasına lüksü yok. Benim üreticimi kimsenin ezmeye lüksü yok. Kimleri kastediyorsunuz? İki tane. Kim bu yanlışları yapıyorsa, yani medyada bu yanlışı yapıyorsa, bu açıklamaları, adam diyor ki zehir var bunun içinde diyor. O dediği zehir malzemesi yıllardır Türkiye'ye ithal edilmeyen bir malzeme. Nasıl oluyor? Bir başlı boşluk. Yani buna müsaade bir şeyi konuşurken neticelerini de bilmemiz lazım. Bakın, üreticimizin 4 liraya sattığı ıspanak 1 liraya düştü bu yüzden. Ben buradan özellikle sizler vasıtasıyla şunu söyleyeyim. Tüm Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız afiyetle ıspanak yesinler. Böyle bir olayın olma ihtimali, üzücü olay ne yazık ki olmuştur. Daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Biz en azından çiftçi tarafında ödevimizi aldık. Çiftçilerimizi bu konuda bir eğitimden de geçiriyoruz. Konu bakanlığımız içerisinde her türlü soruşturmaya tabi tutuldu ama görünen o ki tamamen yabani ot kaynaklı. Evet, yani o söylediğiniz ilaçlamaya bağlı bir sorun olmadığı bilgisi evet. Önemliydi. Tabii gönül rahatlığıyla insanlar ıspanak alsınlar. Tabii gönül temizliğini yapmak yaparak yesinler. Genelde temizlenerek gidiyor ama burada bir atlama da olmuş. Ama evet. Yani gönül rahatlığıyla herkes ıspanağını tüketebilir Türkiye'de. Peki şimdi biraz bu et konusuna gelmek istiyorum. Evet. Bu et konusu da uzunca bir dönemdir Türkiye'nin gündemindeki bir konu. Sorun olarak önümüze gelen konulardan bir tanesi. Özellikle de fiyatları nedeniyle, et fiyatlarındaki artış nedeniyle. Şimdi sizin bir açıklamanız oldu. Bu açıklamanız şöyle. 2023 yılında ben Türkiye'de ithal et işini bitireceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Bu 2022 de olabilir. İnşallah 2021'e de yetiştiririz. Şimdi burada yani et ithal etme kötü bir şey mi? Bundan dolayı mı? Kötü bir şeyse niye et ithal ediyoruz? Şimdi et ithalatı ile ilgili Türkiye'nin bir hassasiyeti var. Bunu da anlayabiliyorum. Ve et de stratejik bir ürün olduğu için Türkiye üretmeli. Bu konuya yüklediğiniz zaman Türkiye 2009'da zaman zaman başlayıp zaman zaman eksik kaldığı et konusunda tedariği yurt dışından sağlama yoluna gitmiş. Bununla ilgili ithalat tamamen kurtaracak Türkiye'yi. Ondan sonra besi yapanlar da para kazanacak bir politika izlememiz gerekiyor. Bunu da yapar isek ki yapmaya da başladık. Ancak bu yapısal değişikliklerin doğum aralıklarından dolayı 3-3,5 yılda da netice verdiğini mutlaka halkımız biliyor olması lazım. Yani bir hayvanın doğum aralığından dolayı 3,5. Bugün bütün doğruları yapsanız 3,5 sene ihtiyacınız var. Ki bunları bakanlığımızın başından beri doğruları da yaptık. Ha, diğer taraftan ithalatla ilgili konularda da ihtiyacın olmadığını görüp ben yeni bir et alım sözleşmesi imzalamadım 1,5 yıldır. Sadece Bosna, o da bir sosyal sorumluluk ve bir kırsal kalkınma projesidir, 1000 ton. Yani kesin. Türkiye'nin 1 milyon tonun üzerinde et tükettiğini varsayarsanız binlerde, on binlerde birdir. Yani. 15 ayda et ithalatı yapılmadı. Ben eskiden kalma bağlantılar hariç et ithalatı yapılmadı. Türkiye'de et ithalatını et süt kurumu yapar. Güven anlamında mı? Yani bu et nedir? Nasıl kesildi o anlamda mı bu
et ithaline soğuk bakıyorsunuz? Et ithalatıyla ilgili kamuoyunda bir hassasiyet var. Evet. Artı bizim işimiz, ne diyorum her zaman, bizim işimiz üreticiyi, besiciyi kollamak. Bizim işimiz ithalat yapmak değil. Biz besici kendi kendine yetip ondan sonra tüm Türkiye'deki pazara yeterli et arz edebiliyorsa niye yurt dışından ithal edelim ki? Sadece bu konuda bir açık olur. Bu konuda fiyatlar aşırı yükselirse o zaman ancak ya bak burada bir aşırılık var, biz bu konuya müdahale ediyoruz dememiz doğrudur. O zaten bu et ithalatı ya da besi ithalatı. Bakın şimdi ithalatı da şöyle üçe ayıralım. Bir tanesi et ithalatı. Direkt et ithal ederiz. ESK dışında Türkiye'de kimse ithal edemez. Bir tanesi kasaplık canlı hayvan. Canlı. Bunun zaten fonu ve gümrüğü yüksek olduğu için feasible diye kimse ithal edemez. Bir tanesi de besilik hayvan. Yani besilik hayvanı getirirsiniz. Türkiye şartlarında beslersiniz ki bu besiciye de aslında faydası vardır. Bu besilik hayvan gelir. Kesime geldiği zaman da kesilir ve Türk pazarına et olarak sunulur. Şimdi besilik hayvanı da ben geçen yıl Eylül ayından itibaren durdurdum. Niye? Ne zamana kadar? Mayıs ayına kadar. İhtiyaç yok. İçeride yeterince... Tabii içerinin dengesini de korumam lazım. Yani hesaba kitaba baktığımız zaman enflasyondaki artışlarla birlikte et fiyatında önemli bir artış yok. Hatta yani çok yatay seyretmiş. Kesim tarafında söylüyorum. Artış varsa parakende tarafında, oraya da bir bakmak lazım. Ama kesim tarafında besicinin önemli bir artışı yok son iki senedir. Bu anlamda bu işi de dengelememiz gerekiyor ve ben frene bastım. Anladım. Ne zamana kadar? Mayıs ayına kadar. Sonra kontrollü olarak biraz açtık. Şimdi tekrar frene bastık. Yani önemli olan burada besicinin para kazanabileceği. Tekrar bu konuya yatırım yapmakla ilgili heves ve iştahını canlı tutabileceğimiz bir miktarda mutlaka şeyi tutmamız lazım. Dengeyi tutmamız lazım. Tabii yani tüketici açısından bakıyorum. Yani et fiyatları... Ama ihtiyaç olmadıkça ben et ithalatı yapmam. Yapmadım da bugüne kadar. Hadi şöyle yani... Evet dediğiniz gibi son dönemde et fiyatlarında böyle bir yukarı yönde bir artış olmadı ama öncesinde çok oldu. Biraz işte canlı hayvan ithalatı da et ithalatı da bu içerideki bu sorunu dengelemek için. De bazen biraz bırakmak lazım çünkü ertesi gün mutlaka o düşecektir. Çünkü bu defa çok olunca çok kişi de o işe girecek. Ondan sonra tekrar piyasa biraz dengesini bulur. Yani ama biz ihtiyacın ve fiyatın yüksek olduğunu gördüğümüz anda gireriz. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi olarak da mesela hiçbir zaman hasat dönemi ithalat yapmadım. Yapmadım. Ama yani bir emtianın fiyatı çıkıyorsa da ona da müdahale etmemiz lazım. Hasat dönemi de değilse tüketici 3 misli 5 misli fiyatı mı yesin? Hayır. Devletin kurumları var. O mekanizmalar içerisinde böyle sadece kendi cebini düşünen tüketicinin işte ne kadar bu ürünü aldığıyla ilgilenmeyen bir takım çarpıklıklar yok mu? Şimdi tabii piyasaları özellikle bu konuda çok kendi haline bırakırsanız piyasalarda karı maksimize etme yönüne giderler. Kartelleşmeler. Şimdi herkes piyasada, serbest piyasada kendi şartlarına, kendi fiyatını oluşturma konusunda serbest midir? Bence serbesttir. Ben liberal ekonomiye sonuna kadar inanan bir insanım. Ama 100 kişi bir WhatsApp grubu kurup onun üzerinden kardeşim bu sabah bunun fiyatı ne olsun demeye başlıyorlarsa orada bizim mutlaka müdahaleci olmamız gerekir. Evet. Et fiyatı şu anda makul mü? Et fiyatı şu an. Yani biraz daha aşağı olması imkanı yok kesim mu? Kesim itibariyle bakın ben besicinin kesime verdiği fiyatlar itibariyle makul hatta bir miktarda artması gerektiğine inanıyorum. Ama bunu işte tohumdan çatala veya işte besiden sofraya kadar olan zinciri izlediğimiz zaman aradaki herkesin hakkaniyetli bir kazanç içerisinde olması lazım. Parakende de bunun her zaman gerçekleşmediğini görüyoruz yani. Bugün 31-32 liraya kesilen et kasapta 100 lira olduğu zaman buna bir soru işaretiyle bakmak lazım yani. Evet. Buna da tabii ki ilgili bakanlıklarla beraber biz de koordinel olarak çalışıyoruz. Koordinel olarak çalışıyoruz. İşte en önemli şey şu, bu şuradan en büyük beklentim şu, örgütlerin
kooperatiflerin eli taşın altında olması lazım. Devlet ticaretin içerisinde olmaz, olamaz. Biz regülatif kuruluşlarla bir miktar olabiliriz. Ama ticaretin içerisinde örgütlerin, birliklerin eli taşın altında olması lazım. Fransa'da 15 bin tane kooperatif var. Aşağı yukarı bizde sayılar aynı. Bizde 14 bin var. 86 milyar dolar ciro yapıyor bu 15 bin tane kooperatif Fransa'da. Ve tüm toplam işin %40'ını taşıyorlar. Yani tüm toplam gıda işinin %40'ı bu kooperatiflerin üzerinden geçiyor. Bizde inanamayacağınız kadar düşük. Yani kooperatifler bizde bir siyaset aracı, bir güç göstergesi, kooperatifler, birlikler ve örgütler yapma aracı haline gelmiş durumda. Bizim bir tane önemli noktamız var, odağımız, üretici, müstahsil. Evet. Müstahsile hizmet edecek şekilde kooperatiflerin tekrar yeniden yapılanması lazım. Ben geldiğimden beri bunu söylüyorum. Yüzü de burada Şemsi Bayraktar. Ben ona dedim ki yani burada kimin önde olduğu önemli değil. Ama sen sektörde bir abi sayılırsın. Bütün bunları bir topla, bir şey yapalım. Bütün örgütleri, birlikleri bir topla, bir netice elde edelim. Bugüne kadar, şuraya kadar bir netice elde edilemedi bu konuyla ilgili. Ama bundan sonrasında da bakanlık olarak biz biraz daha aktif olarak örgütlerin ve kooperatiflerin daha sağlıklı çalışması konusunda gerekli gayretlerimizi sonuna kadar sarf edeceğiz. Evet. İşi önemli. Çünkü bunları yaptığımız zaman işte 30 liraya başladığınız zaman 30 ile 100 arasındaki farkı kapatıyorsunuz. Kendilerinin yani, elinin Ben her zaman şunu söylüyorum. Şu örneği veriyorum. Tarlada ürün 1 lira ama tüketicide 4 lira. Tarlada ürün 1 lira olmasın, 2 lira olsun, tüketicide de 4 lira olsun diyorum. Tüketicide 4 lira olmasın, 3 lira olsun. Yani tüketici ile üretici arasındaki seviyeleri azaltalım, kooperatifler üzerinden bu işin pazarlamasını yapalım, kooperatifler bu işin içerisinde daha fazla yer alsınlar. Peki. Şimdi bir de kırsal destekli hibe oranı 10 puan arttı. Galiba biraz da bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Desteklerle alakalı tabii ki mümkün mertebe her zaman desteklerimizi arttırıyoruz. Yani burada desteklerle ilgili notlarıma bakıyorum. Hayvancılık desteklerinde bir miktar artışlarımız var. Kırsal kalkınmayla alakalı da yani bugüne kadar 100 binden daha fazla istihdam sağladık. Hem kırsal kalkınma yatırım destekleme programları vasıtasıyla hem de İPART destekleri kapsamında. Şimdi tüm Türkiye'de şöyle bir beklenti var. İPART. Yani İPART Avrupa Birliği'nin bir fonu. Buradan da sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza açıklamış olalım. İPART 41 ilde geçerli. Ve bu 41 ilin kim olacağını Avrupa Birliği ile beraber oturup karar veriyoruz ama en nihayetinde bir gelişmişlik endeksine bakılarak bu yapılıyor. Bundan önceki tarım komiseri de İyi arkadaşımızdı Phil Hogan. Şu an yalnız kabinede, Avrupa Birliği'nde kabinede yeri değişti. Ben ondan şu sözü almıştım. Yani bunu 81 ile de çıkartalım. Çünkü illerde gelişmişlik fazla olabiliyor ama ilçelerde aynı olmayabiliyor. Yani mesela İzmir İPART desteği almıyor. İzmir işte birçok ile göre gelişmiş gibi gözüküyor ama İzmir'de öyle ilçeler var ki aynı doğudaki ilçelerimiz gibi ya. Mesela Kiraz. Öyle bir ilçemiz var. Bizim mesela oraya İPART desteklerini de verebiliyor olmamız lazım. İPART desteklerinde de bir Türkiye koyuyor, üç de Avrupa Birliği koyuyor ve önemli bir derecede de kırsalda tabii ki hibe programlarıyla önemli bir istihdam sağlamış oluyoruz. İnsanların meslek sahibi, iş sahibi ve aş sahibi yapmış oluyoruz. Bu şekilde 100 bin kişi mi iş sahibi oldu? Tabii 100 binden fazla istihdamımız var şu ana kadar. Bu istihdam dediğiniz tabii yani son dönemde ekonomide bir daralma olduğu için işsizlik rakamları da yazık ki yüksek çıkmaya başladı. Sizin tarımla ilgili gençlere bir takım tavsiyeleriniz olur mu? Yani tarım alanında şimdi, istihdam bu alanda ne yapılabilir, neler önerirsiniz? Ülkelerin yani bu köyden kente göç tüm dünyada bir mesele ve problematik olmuş vaziyette. Yani bu bir tek Türkiye'nin problemi değildir. Ama özellikle bizim de kamu olarak, devlet olarak burada da bazı tedbirleri de almamız lazım. Şimdi
Ben görüyorum gençlerimizin birçoğu sadece bir sigorta uğruna gidip AVM'lerde bekçilik yapıyorlar, güvenlik yapıyorlar. Şimdi o kötü bir şey anlamında söylemiyorum ama... tek seçeneğim bu değil. Tek seçeneğim bu değil. Çünkü birçok Türkiye'nin köyüne, kasabasına gittiğim zaman ben şunu söylüyorum onlara, işin içinden gelen ve bu işi bilen biri olarak. Çalıştığınız zaman ekmek var. Diyorum ki köy yerinde elinize bir sopa alsanız, yeri karıştırsanız, alacağınız para, güvenlik olarak alacağınız paradan daha fazla. Burada belki bir miktar işte Bağkur primlerine teşvik edip köyde kalan gençlerimizi özellikle köyde kalmaya biraz daha teşvik edersek bu üretimi sürdürebilmemiz söz konusu olabilir. Türkiye'deki çiftçi ortalama yaşı 55. Yüksek bir yaşa ulaşmış durumda ama bazı ülkelerde 68-70 olan ülkeler var. Ama illaki bu işin içerisine genç nesilleri sokmamız lazım ki gelecek 20 yıldaki gıda güvenliğini koruyabilirim. O yüzden biz Aile Çalışma Bakanımızla da bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle köydeki gençlerimizin Bağkur primlerinin artırmak için. Bağkur primlerinin en azından bir kısmını teşvik edebiliriz. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah tabii ki bu bir kaynak meselesidir ama kaynak meselesini de çözebilirsek müjdeli haberi kendisiyle beraber veririz. Evet. Ya yani biraz galiba çok riskli görülüyor. Yani tarım, eğer köyüme gidersem, köyümde bu işe yapmaya kalkarsam işte yağış olmadığı zaman zarar ederim. Bunu işte üretici gelip tarımı da bilgiyle yaparsanız pazarlamacı gelip satın bugün, aldığında problemler oluyor. Bugün gençlerimiz de bilgili. Babaları gibi değil. Babalarının okuma ihtimalleri, imkanları olmadı. Türkiye'nin zor şartlarını yaşadılar. Evet. Türkiye hakikaten son 30-40 yıl ondan daha evvel yani fukara bir ülkeydi. Yani imkanlar daha azdır. Evet. Bugün herkesin her imkanı var. Herkesin elinde bilgisayarlar var, cep telefonları var. Bilgiye anında ulaşabiliyorsunuz. Basıyorsunuz YouTube kanalından oradaki asmanıza hangi göztaşını atacağınıza kadar anında bilgiye ulaşımınız var. Yani bilgiyle tarımı yaptığınız zaman verim mutlaka daha fazla oluyor ve netice de her şeyden daha iyi oluyor. Biraz emek istiyor ama bu emeği de vermeniz de gerekiyor. Yani emeğin karşılığında da bir bereket var. Alın teri olmadan olmuyor. Emeğin karşılığında bir bereket var ama hangi işi yaparsak emek vermek durumundayız. Bu araziler çok parçalı değil mi Türkiye'de? Miras sorunu. Biz toplulaştırma ile ilgili bir hedefimiz var. 8.5 milyon hektarı toplulaştıracağız diyoruz. 8.2 milyon hektarda zaten toplulaştırma ile ilgili ihalelerini açmışız. 300 bin hektarımız daha var. İhalesi açılmamış. 4 milyonun üzerinde tescili sağladık bu sene. Önümüzdeki sene 5,5 milyonun üzerinde tescili sağlayacağız. Ve biz bunu 2023'e kadar da 8 milyonun üzerine getirmeyi hedefliyoruz. Çünkü araziler toplaştıkça üretim %11 daha artıyor. Yani bu bizim değil, FAO'nun verisi. Birleşmiş Milletler'in FAO teşkilatının verisi. Ve %11 daha bir defa ürün artıyor. Tarladaki mazot tüketimimiz %30'lara varan tasarrufunuz var. İşçilikten ciddi bir tasarrufunuz var. Bir de tabii ki birlikte üretim modellerine hep birlikte girilebilir. Yani bizim köylerimizde sınırları kaldırın. Sınırları kaldırıp birlikte üretim modellerini geliştiriyor olmamız lazım. Bunların hepsi yapılmış, düşünülmüş işler. Ama sadece bunları biraz daha yaygın hale getiriyor olmamız lazım. Yani illa bir toplaştırmaya gerek yok. Sınırları kaldırdım dediğiniz zaman tek traktörle 3 tarlayı sürmeniz mümkün. Evet, peki. Şimdi biraz Tarım ve Orman Bakanı orman başlığının altına giren konularla ilgili sorular soralım. Biraz sulama dediniz. Siz tabii yani tarımda kapasiteyi artırmak için bir sonraki 20 yıl hedefleri anlamında. Bu anlamda işte barajlar, göletler de bir gerileme mi söz konusu? Yani yapılmakta olan inşaatlarda bir durgunluk,
söz konusu olabilir mi? Son dönemde bu konuda bir takım şeyler de, şikayetler de geliyor. Yani gölet inşaatlarının durduğu, sulama alanlarının, barajlarının, inşaatların durduğu yönünde. Ne durumda o? Şimdi tabii ihtiyaçlar sonsuz, kaynaklar da sınırlı. Bu sınırlı kaynaklarla maksimum verimi sağlamamız gerekiyor. Tabii ki Türkiye çok ucuz ve çok bol para döneminden geçti. Bu bol para ve ucuz para döneminin perspektifiyle baktığınız zaman çok sayıda bir anda çok projeye başlamanız son derece mantıklı. Ama dünya şu an, dünyanın her tarafı bir darboğazdan geçiyor. Dünyanın genelinde de bir durgunluk var. O yüzden Türkiye ayağını şu an yorganına göre uzatmak durumunda. Bu sebeple biz tüm projelerimize devam ediyoruz. Yapılan projelerimize devam ediyoruz ama yeni projelerdeki heves ve iştahımız zıda kaynakların durumuna göre. Kaynakların durumuna göre ayarlıyoruz ve o projenin verimliliğine, o bölgeye katacağı katkıya göre ayarlıyoruz. Şu anda bizim ana amacımız şu: piramidin üstündeki bitmeye yakın projeleri hızlı bir şekilde bitirmek, ortadakileri devam ettirmek, en alttakileri de biraz daha yavaş sürdürmek, biraz daha rölantide gitmek ama onları da bir süre sonra da Peki. onları da hızlı bir şekilde bitirmek. Ama şunu söyleyeyim, yani biz hem bütçe kaynakları hem de alternatif bütçe kaynakları Türkiye'nin bu sulama meselesini halletmeye de kararlıyız bakanlıkça. Bunu da inşallah 2023 bitmeden önemli bir miktarda alanında sulamayı açmış olacağız. Bunun en önemli göstergelerinden biri üst politika belgeleridir. Üst politika belgelerinde de biz tarımı en önemli konulardan biri haline getirdik sanayiyle beraber ve bunun yanında da 750 bin hektar alanı 2023 yılına kadar ekstradan bugünkü yatırımlarımız haricinde sulamaya açmayla ilgili feasible olanları, yani barajı hazır olanları minimum harcamayla maksimum alanı açabileceğimiz maksimum alanı sulamaya açabileceğimiz projeleri ön plana çıkartarak bunu üst politika belgelerinde yerleştirdik. Kaynakların müsait olmasına paralel biz sulamayla ilgili yatırımlarımızı bitireceğiz. Bana göre Konya son derece önemlidir. Konya'yı mutlaka sulamamız gerekiyor. Özellikle doğu illerimiz çok önemlidir. Muş, Malazgirt, ondan sonra GAP'ın geri kalan projeleri önemlidir. Buraları da bir an evvel halletmemiz lazım. Tabii Türkiye'nin her yeri önemli ama özellikle doğuda da bu vatandaşlarımızı da teröre teslim etmeyecek şekilde gelir kaynaklarını da arttırıyor olmamız lazım. Gelirlerini arttırıyor olmamız Peki. lazım. Şimdi geçen pazartesi günü çok güzel bir program düzenlediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 11 milyon fidan dikimi konusunda. Bunu biraz bize anlatır mısınız? 11 milyon fidan hedefi, geleceğe nefes fidan dikme kampanyası diyorsunuz buna. Bir de tabii Kasım ayında fidan mı dikilir falan diyenler de oluyor. Bu fidanlar tutar mı sorusunu soranlar da var. Biraz anlatır mısınız kalan kısmında programın? Biraz bunu konuşalım. Şimdi tabii biz bu fidan dikimiyle yola çıkarken dedik ki tüm Türkiye'yi kucaklayan bir şey yapalım. 7'den 77'ye herkes bu işin içerisinde olsun. 81 ilde olsun. Ve milyonlarca fidana 81 ilde toprakla buluşturalım. Ve ben şunu çok önemsiyorum. Özellikle çocuklarımızı ilk 15 yılında doğayla bir araya getiriyorsak, toprağa dokunuyorlarsa, fidana dokunuyorlarsa, ağaç ekiyorlarsa bu yolculuk hayat boyu devam ediyor. Bunu yapmıyorlarsa bu yolculuk hayat boyu hiç başlamayabiliyor. O yüzden ağaç sevgisini aşılayacağımız zamanlar işte bana göre ilkokul çağlarıdır. Hatta gerekiyorsa ondan da daha önceki çağlardır. O yüzden evlatlarımıza bunu aşılamanın bence en önemli yollarından bir tanesi de işte bu tarz programlar olduğu zaman ellerinden tutup onları da sahaya götürmek. Ebeveynler olarak bizim ana görevimiz budur diye düşünüyorum. 11 milyon fidanın dikildiği gün benim herhalde bakanlığımın en mutlu günüydü. Yani bakanlık görevimin en mutlu günüydü. Çünkü geleceğe ait çok güzel bir şey yaptık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da çok büyük destek ve ışık oldu. Ve bize de dedi ki ya bugün de
bir defalık olmasın 11 Kasım, her 11 Kasım'da ağaç dikilsin ve Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi. ODTÜ ormanları 1960 yılında 15 Kasım'da dikilmiştir. Bu ağaçlar kurur diyen derneklerden bir tanesi de 1 Kasım'da ağaçlandırma yaptı. Yani ben şunu anlamıyorum. Yani bu yeşillik, orman, ondan sonra geleceğimiz üzerinden siyaset yapmanın anlamını anlamıyorum. Yani toplumun bazı kesimleri bizi onaylamıyor olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Herkes herkese onaylayacak diye bir şey yok ama yapılan işi de görmezden gelmek veya yapılan işe de bir çamur atmaya kalkmaya da doğru bulmuyorum. Muhalefeti doğru yerde yapmak bu 7'den 77'ye Türkiye'de herkesi birleştirmiş, her düşünceden, her siyasi düşünceden insanı birleştirmiş ve bir araya getirmiş ve hem hükümetimizin hem de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli birlikte hareket etme işlerinden bir tanesidir. Yani seferberliklerinden bir tanesidir. O yüzden buna kimse gölgelemeye kalkmasın. Bu bir başarıdır. Kim farklı düşüncedeyse veya bizimle kendilerini rekabette hissediyorlarsa bundan daha öteye işlere imza atabilirler. Biz de bakanlıkça yardımcı oluruz. Hiç sıkıntı yok. Yeter ki ağaç dikelim. Bir rekor ihtimalinden söz edilmişti. Rekor oluştu mu Çorum'da galiba? Şimdi iki tane rekor aslında hedefledik ama sonra Guinness'le olan görüşmelerimizde bu rekor sayılarının da artabileceğini söylediler. Bakıyorlar onlara ama bir tanesini tescilledik. Ben salı günkü kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza tescil edilen rekoru takdim ediyor olacağım. Nedir o? Çorum'da 303 bin ağaç dikerek Endonezya'ya ait olan 232 bin ağaç dikme rekorunu bir saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekorunu bir Çorum'da kırdık. Bir o var. Bir de 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Dünyanın en büyük dijital online albüm ne oluşturuyoruz. Yani bu rekora da tüm milletimiz ortak. Tüm millet oraya o gün ağaç dikiminde çekmiş olduğu fotoğraflarını gönderiyor. Bu gelişler hala da devam ediyor. Ve bunları da online olarak oraya online dijital albüme yüklüyoruz ve hayat boyu, yüzyıllar boyu işte o Guinness'in online dijital albümünde vatandaşlarımız kendilerini görebiliyor olacaklar. Kendilerinde bu büyük rekora, bu güzel seferberliğe ortak olduklarına ait bir parça olarak hissedecekler kendilerini. Evet. Şimdi demin dediniz ki yani çocukları erken yaştan itibaren fidan dikmeye teşvik etmek lazım. Bizi izleyen izleyicilerimiz, ebeveynler çocuğunu alıp fidan dikmeye götürmek isterse nereye gitsin? Ne tavsiye edersiniz? Şimdi tabii zaman zaman bu kampanyaları, bu seferberlikleri yapıyoruz. Ama ilçelerinde ilçe müdürlüklerimiz, ilçe şefliklerimiz, bölge müdürlüklerimiz var ormanın illerinde. Buralara başvurabilirler. Biz 11 milyonu da aslında biraz da yaşatmak gayretiyle de şey yaptık. Yani 11 milyon fidanı acaba sahiplendirebilir miyiz diye yola çıktık. 2 gün içinde internet sitemiz göçtü. Ve arkadaşlar bana dediler ki ya hacklendi siteniz. Ben dedim ki hacklenmedi. Bence trafik yoğundur orada. Ben haklı çıktım. Ve yani sistemi daha iyi bir yere taşıdık. Talep oluştu orada. Talep oluştu. 11 milyonu acaba sahiplendirebilir miyiz? 11 Kasım'a kadar demiştik. Biz birkaç gün içerisinde 11 milyonun hepsini sahiplendirmiş olduk. Talep, bir arzu var. 14-15 milyonlara çıktı ve şu an biz bunu 20 milyona kadar açtık. Bu 20 milyona kadar olan kalan 9 milyonluk kısmı da inşallah toprakta Kasım ayı sonuna kadar buluşturuyor olacağız. Yarın Tarım Şurası'nız olacak. Epeyce konuştuk aslında bu Tarım Şurası'yla ilgili. Birkaç cümleyle tekrar programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biz ortak akılla yani nasıl fidan kampanyasında tüm milletimizle beraber olduk, onları dinledik, yan yana olduk. Tarımda da aynen Tarım Şurası'nda, Tarım Orman Şurası'nda da aynı yaklaşım açısıyla ortak akılla tarımın önümüzdeki 5 yıllık yol haritasının tavsiye kararlarını Tarım Şurası'ndan bekliyoruz. İnşallah bu 25 yıla ışık tutacak bir plan olacaktır. Şu ana kadar çıkmış olan bulgulara baktığım zaman da gerçekten hem bakanlık için
hem sektör için, hem tüm paydaşlar için, hem de tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, çünkü gıda hepimizi ilgilendiriyor, çok önemli tavsiye kararlarına görüyor olacağız Tarım Şurası'nda. Peki. Son sorum şu olsun. Siz hani 15 ay öncesine kadar özel sektörde kendi işlerinizi yapmış, hani tepe yöneticiliklerde bulunmuş. Yayından önce konuşuyorduk. İşte 18 saat yine çalışıyordunuz elbette ama çok göz önünde değildiniz. Yani çok tanınırlığınız yoktu. Şimdi hani bakan olunca doğal olarak bütün işte dikkatler üzerinizde de oluyor. Eleştiriler bazen çok yoğun bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bunlar böyle çok etkiledi mi? Hani psikolojinizi nasıl karşılıyorsunuz? Ben tabii yani siyasete yabancı bir aileden gelmiyorum. Evet. Yani rahmetli babanız. Evet, Allah rahmet eylesin. Fat Demirli. Yani 50 yıla yakın işte siyasi hayatın içerisinde oldu. Yani Adnan Menderes'in, Aydın Menderes'in veliliğinden başlamak üzere bir şekilde ailemiz siyasetin içerisinde oldu. Bu anlamda siyasetin ne olup ne olmadığını çok iyi biliyordum. Neyle karşılaşacağımı da çok iyi biliyordum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir fırsatı önümüze koyduğu zaman bizim millete hizmet etmekten başka bir lüksümüz yok. Benim buradaki bütün kaygım, amacım 7/24. Görev sürem sürdüğü sürece boyunca milletime hizmet etmek. Sayın Cumhurbaşkanımıza hizmet etmek. Çünkü biz şu an hizmet mevkiindeyiz. Bunun için karşılaştığımız zorluklar normalde yaşadığımız hayatın çok daha ötesinde olabilir. Ama önemli olan şu, doğruları bilip doğruları yapıyorsanız bir şekilde size Allah yardım eder. Orada bir sıkıntım yok. Yani ben neyle karşılaşacağımı bilerek geldim zaten. Bundan dolayı da bir sıkıntım yok. Çok şerefle bu görevi yapıyorum. Çok şerefle taşıyorum. Evet. Çok şerefle de hizmet etmeye devam edeceğim. Üreticilerimize hizmet edeceğiz. Bizim bütün derdimiz bu. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Bize vakit ayırdığınız için size kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, bu hafta Başkent Kulisi'nde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuğum oldu. Hem tarımla ilgili hem diğer ormanla ilgili pek çok konuda sorularımızı sorduk, yanıtlarımızı aldık. Elbette kanaat oluşturma hakkı sizlere, siz değerli izleyicilerimize ait. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.